Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir video ile beraberiz. Bugün bizim çok sevdiğimiz bir oyun olan Heroes of the Storm'un hikayesiyle karşınızdayız. Dilerseniz hemen başlayalım. Heroes of the Storm'un hikayesine başlamak için öncelikle Nexus'un ne olduğunu anlamamız gerekmekte. Kısacası Nexus, güçlü bir boyutlar arası fırtınadır ve çakışan evrenlerin tuhaf bir sapmasıdır. Nexus fırtınası dünyaları parçalayıp evrenleri varoluştan silebilir. Ancak bazen dünyaları dengeye de çekebilir. Nexus'un merkezi alemleri işte bu dengelenen alanlardır. Her merkezi alem Realm Lordlar tarafından yönetilir. Her alem kendi içerisinde bir güç içerir ve her alem efendisi fetihler yaparak alemlerin güçlerini ele geçirir. Nexus bildiğimiz kadarıyla binlerce yıldır varlığını sürdürüyor ve bu süreç içerisinde de birçok savaş yaşandı. Nexus bildiğimiz evrenlerden biraz daha farklı çünkü kendi kuralları ve mantığıyla çalışıyor. Örneğin ölüm, kahramanlar için geçici bir olay. Azeroth'tan, Koprulu Sektör'den ve Sanctuary'den gelen kahramanlar Nexus'un içine çekildiler ve savaşmaya başladılar. Bilinen en eski Realm Lord Oberon adıyla bilinen Raven Lord'dur. Raven Lord binlerce yıldır Nexus'tadır ve Nexus'ta bulunan en güçlü varlıklardan biridir. Raven Court adı verilen alemi yönetir. Heroes of the Storm'da bildiğimiz Cursed Hollow, Haunted Mines, Towers of Doom savaş alanları bu alemde yer alır ve ezeli düşman olan Necromancer Gravekeeper'ın ayaklanmasına karşı mücadele verilir. Oyun içerisinde Raven Lord'un sesini Cursed Hollow ve Towers of Doom savaş alanlarında sunucu olarak duymaktayız. Diğer bilinen alem efendileri ise Lady of Thorns ve Queen Nightshade'dir. Onlar ise King's Crest aleminde bulunurlar. Queen Nightshade'i Gardens of Terror savaş alanından tanıyoruz. Sunucu olarak da sesini duymaktayız. Maç sırasında gündüz zamanlarında Queen Nightshade iyi huylu ve yardımsever bir karakterken gün batımında ise kana susamış bir yabaniye dönüşüyor. Öte yandan Lady of Thorns Queen Nightshade'in kız kardeşidir. Dragon Shrine savaş alanında hem sesini hem de aktivitesini görüyoruz. Lady of Thorns yani Rhaenyra'nın kocası vakti zamanda taştan bir ejder heykelinde kapatılıyor. Rhaenyra da periyodik olarak oyunculara gün ve gecenin döngülerini temsil eden sunaklar açıyor. Her iki sunağı kontrol eden takım Lady of Thorns'un kocasını yani Dragon Knight'ı kontrol etme gücüne sahip oluyor. İyi ya da kötü olduğunu tam olarak anlayamadığımız Lady of Thorns, siz kocasını kontrol etmeye başladığınızda kocamın intikamını alın diye feryat ediyor. Lady of Thorns'un kocasının mühürlenme işlemi aile içi bir mesele gibi durmakta. Çünkü çocukları Delia ve Verik tarafından mühürlendiğini biliyoruz. Kardeşlerden kız olan Delia ayı simgelerken erkek kardeş Verik ise güneşi temsil etmektedir. Bu nedenle Dragon Knight'ın kontrolü için bu gün döngüsünü simgeleyen güneş ve ay sunakları aynı anda aktif olmalı. Bir başka bilinen alem ise Luxoria'dır. Yöneticisi Serpent King unvanına sahip olan Ka'dır. Bu alemde iki savaş alanı mevcuttur. Sky Temple ve Tomb of the Spider Queen. Serpent King Ka, aleminin savaş alanı olmasından memnun değil ve bir an evvel oyuncuların Sky Temple'ı terk etmesini sağlamak için savaş alanında periyodik olarak bazı tapınak güçlerini oyuncuların hizmetine sunar. Ve bunları kontrol eden grup ise savaşı daha çabuk bitirmek için büyük bir avantaj sağlar. Diğer tarafta ise Spider Queen, Neitis'in savaş alanı var. Bu savaş alanında ise oyuncular kraliçeye mücevherler sunarlar. O da bu mezardan çıkmamız için size kendi gücünü bahşeder. Yine bu alem efendilerinin seslerini oyun içinde ilgili savaş alanlarında sunucu olarak duymanız mümkün. Bilinen son alem ise Sisli Liman olarak anılan Mist Harbor'dur. Bu alemin efendisi ise Blackheart isimli korsandır ve her korsanın olduğu gibi o da hazine peşindedir. Blackheart Bay savaş alanında kendisine talep ettiği hazineyi sunan takıma hayalet korsan gemisiyle yardımda bulunuyor. Bu hayalet korsanın nasıl öldüğünü, nasıl bu hale dönüştüğünü net bilmiyoruz. Ama oyun içerisinde sunuculuğunu yaptığı Blackheart Bay savaş alanında duyduğumuz kadarıyla epey eğlenceli bir karakter. Geriye kalan birçok savaş alanı diğer Blizzard oyunlarının alemlerine dayanır. Her birinin kendisine has ve derin bir hikayesi vardır. Bu videoda bunlara girmeyeceğiz. Son olarak Nexus'a dair anlatacağımız konu ise Nexus karakterleri. Normalde oyun içerisinde bulunan pek çok karakter Blizzard'ın diğer oyunlarına mensuplar. World of Warcraft, Starcraft, Diablo ve Overwatch gibi hatta kadim bir Blizzard oyunu olan Lost Vikings bile oyun içerisinde mevcut. Ancak Kira ve Orphea bu oyunlara mensup karakterler değil. Tamamen Nexus'a dahiller.
Kira, çöküşün eşiğinde olan Erezia aleminden kaçmış ve bu alemin düzlem dengeleyicisini elinde tutan bir karakterdir. Normalde bu düzlem dengeleyici taşlar alem efendilerinde bulunuyor. Ancak kaçak hayatı yaşayan Kira'da ne işi var ya da kaçtığı alemde neler yaşandı tam olarak bilmiyoruz. Diğer bir Nexus karakterimiz Orfea ise bilinen en güçlü alem efendisi olan Ravenlord'un kızıdır. Küçük yaşta annesi tarafından terk edilen Orfea, babasının karanlık planı olan Dark Nexus'u onaylamıyor ve masumu korumak için Nexus'ta yaşanan savaşa dahil oluyor. Ve böylelikle arkadaşlar, Heroes of the Storm'un genel olarak bilinen hikayesi bu şekilde. Gelecekte bu evrende bizleri neler karşılayacak hep birlikte bekliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.